Kerem, bak kızım. Şimdi bunun artık lamı, cimi yok. Ben Fahriye ile evlendim. Tamam mı? Ondan sonra çocuğumuz da olacak inşallah. E ben de mutluyum kızım. Sen de benim bu mutluluğumu artık paylaşacaksın ya. Ya bir fikrimi bile sormadım baba. Her şey o kadar hızlı oldu ki. Fikrimi mi sormadım? Yaren Allah aşkına beni konuşturma ya. Ya kızım sen Osman'la evlenirken gelip benim fikrimi sordunuz mu ya? Ha yani inat ettin sen de. Kızım inat için evlenir mi bir insan ya? Ben Fahriye'yi seviyorum kızım ya. Ondan unuttun beni. Unutmak mı? Yaren'im güzel kızım be. İlk göz ağrım. Kızım artık küçük bir kız değilsin, büyüdün ya. Bak sana bir şey söyleyeyim. Kızım, yalnızlık Allah'a mahsustur ya. Hem sen benim mutlu olmamı istemiyor musun? He? Ya olur mu öyle şey? İstiyorum tabii. He, tamam o zaman. O zaman Fahriye'yi kabulleneceğim. Ya bak, bir tanısan sen de çok seversin ya. Ya ben diyorum ki, bugün bize yemeğe gel. Yemeğe mi? He, yemeğe. Kızım, ya biz bir aileyiz artık ya. Ben öyle kırgınlık, küskünlük olsun istemiyorum ya. Bak ne diyeceğim, sen Osman'ı da ara. Biz de yemekte buluşalım, tamam mı? İyi, tamam. Sırf senin hatırın için. Hah, işte böyle kızım ya. Bak, yüzün böyle hep gülsün kızım ya. Babanı üzme, ha? Seni çok seviyorum baba. Ben de seni çok seviyorum güzel kızım benim. Gül yüzlüm. Nur yüzlü. Hadi biz de görüşürüz. Ha? Tamam. Seninle Can'ın hem İngiltere'deki okulunu konuşmak için hem de belki çocukları görmek istersin diye burada buluşmak istedim. İyi düşünmüşsün. Biliyorsun Can İngiltere'den burs kazandı. Ben onun okulunun eğitimini destekliyorum. Sen bu konuda ne dersin? Bence de Can'ın geleceği için çok iyi olacak. Benim tek düşüncem Can İngiltere'ye gittiği zaman ondan ayrı kalacak olmamız. Aslında çok fazla ayrı kalmayacağız. Ben şöyle düşündüm. Onun okulunun orada bir ev kiralamak istiyorum. Böylece her özlediğimizde Memo'yu da alıp Can'ın yanına gideriz. Oğlumun orada kendini yalnız hissetmesini istemem. Çok iyi olur. Yok, sık sık gidermişiz de ev kiralayacakmışız da aynı şey mi? Ne diyorsun Memo, hiçbir şey anlamadım. Sen İngiltere'ye gideceksin ya, onu konuşuyorlar aşağıda. Yok, orada ev kiralayacakmışız. Yani burada birebir görüşmek de aynı şey mi abi? Ya daha dert etmek için çok erken yani. Daha 8 ay var. O zaman konuşuruz bunları. Seni her zamankinden bir rahat görüyorum kardeşim. Bu kız var ya Sude, senin iyice aklını başından aldı. Bak ben sana söyleyeyim. Ne alakası var ya? Ben hayat artık senin bakış açına bakmaya başladım. Aslı sana ne oluyor ya? Sen takmazsın bu kadar kafaya. Hakikaten ha. Yoksa ben sen ben mi oldun? Ne oldu ya? Saçmalama. Ben Memo olabilir miyim? Aynı şey yani. Ben de bir Can olamam. Oho, nerede? Bir dur da bir dur. Başım döndü. Nasıl durayım Asuman Usta? Çok gerginim. Matmazel'le annem iyi anlaşılır inşallah. Yani iyi düşüneceksin. İyi enerji yollayacaksın. Yani bir şey olmaz. Zaten Matmazel akşam gelmeyecek. Ben ananı da ayarlarım. Evet haklısın. Tamam. İyi düşüneceğim. Her şey çok yolunda gidecek. Birbirlerini çok sevecekler. Çok. Dur dedim sana. Dur. İneceğim ben. Ablacığım yemin ederim taksimetre açılış fiyatı o. Seni kazıklamıyorum. Kuruş ödemem ben sana. İneceğim ben. Hasbinallah. Ödeme ne olacak? Aa! Sıkıyorsa al benden. Ah öderim ben sana o parayı. İn be abla, in. Gözünü seveyim. İstemem para mara. Alırsın senden benden o parayı. Ay! Aa! Ay! Ay çüş, çüş! Önüne baksana be sarıçıya. Anlamadım. Deli dana gibi salına salına yürüyecine etrafına bak diyorum. Öldürüyordun beni. Oh, terbiyesiz. Ha, esasında siz oğlunuza bakmıyordunuz. Sen koca tır gibi üstüme çıkınca olan oldu tabii. Çıkın efendim. Allah Allah.
Çıkılın. Onuma gidiyorum ben. Bana bak, senin o saman saçlarının yolu veririm. Ya deli miydin? Ne diyorsun ya? Sensiz deli be, git işine be. Git hadi tövbe tövbe ya. Allah. Allah'ım nereye gidiyordum ben ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Öf. İstanbul'un delisi de çok. Alo. Osman bak, ben geçiyorum babamlara. Geç kalma tamam mı? Zaten gerginim. Ben geldim geldim. Mahalleye gelmek üzereyim ya. Arabayı bırakıp geleceğim hemen. Ya tamam, geç kalma ama. Beni orada yalnız bırakma tamam mı? Ne oldu? Yok bir şey yok. Tamam. Ben geliyorum birazdan. Sen de biraz yayları gevşet. Rahatla yani. Ya tamam, bilmiyorum. Neyse. Tamam hadi görüşürüz öptüm. Bay bay. Ne oluyor ya? Siz de iyice kilo almışsınız. Dikkat edin de kalpten gitmeyin maazallah. Sen de açık sözlülüğünden hiçbir şey kaybetmemişsin Hatice Hanım. Özlemişiz vallahi. Sizin bir kazulet gibi bir kızanınız var idi. Nerede o? Anne. Onur, Onur. Ama iyidir. Çok yoğun, o yüzden eve de gelemiyor. Bu kızancıklarda bir deri bir kemik kalmış iler. Üflesen uçacaklar yani. İyice bir yedirip içirmek lazımdır bunları. Mümtaz Bey, kusura bakmayın. İnanılmaz bir trafik var. İnanılmaz. Anneciğim, seninle tanıştırmak istediğim... Ha? Sarı çiyan, sizin burada ne işiniz var kuzum? Ben Allah'ın sevdiği kuluyum. Senden hıncımı alamam istedim, bak karşıma çıkardı. Artık kim bu deli kadın? Sen kimi deli diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Artık bu manyak kadın olsun lan. Anne, Matmazel bu benim annem. Anneniz mi? Oh. Bu ne ya? Ya Fahriye, bu Osman'ın geleceği, meleceği yok. Ya şu masaya hazırla da bir şeyler yiyelim. Ben acıktım ya. Ya olur mu hiç Mahmut? Bekleyelim, gelir birazdan. Ya çoktan gelmesi lazımdı. Kesin bir şey oldu ya. Ay yok, açmıyor ya. Kesin bir şey oldu. Ya ne olacak ki? Sen ara. Bir daha ara, ara. Ay yok, açmıyor. Vallahi açmıyor. Bir şey oldu. Zaten benim içim daraldı. Ben bir gidip bakayım. Ya kızım, nereye bakacaksın ya? Ya gideceğim, bir bakacağım mahalleye falan. Ay yalnız bırakmayalım Mahmut. Biz de gidelim hemen arkasından. He ya, doğru söylüyorsun. Kızım bir bekle ya. Yaren bekle. Hadi geç. Geç ya. Ya Allah'ım. Aç karnına kaldın ya. Benim evlenmek istediğim kadın Matmazel anne. Ne? Asla olmaz. Dev anası gibi bir kadın bu. Daha düz yolda yürüyemiyor. İstemem. Anne dinle beni. Sen ister iste, ister isteme. Ne yaparsan yap, ben Matmazel'le evleneceğim. Bununla evlenemezsin. Ben sana helal süt emmiş, sapına kadar Müslüman bir Türk kızı bulacağım Oka. Hatice Hanım, biraz sakin olsanız. Yok, illa evleneceğim diyorsan ben sana bundan daha iyisini bulurum. Anneciğim anlamıyorsun. Ben seni dinlesem bile kalbim dinlemez. Ben Matmazel'den başkasıyla yaşayamam. Alamam kimseyi. Anla artık. Altan, sen ne söylersin be kızanım? Büyü yapmış bu kadın sana, büyü. Kimse bana büyü falan yapmadı. Ben hür irademle aşık oldum ona. Ve eğer anne oğlunu seviyorsan, birazcık seviyorsan... Matmazel'i de sevmeyi öğreneceksin. Beni... Oğla öyle nasıl savundunuz, hem de
anneannize karşı... Durum öyle gerektirdi. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz peki Erten? Hı? Niyetimin ne kadar ciddi olduğunu göstermeye çalışıyorum. Ama ben de size niyetimin ne kadar ne olduğunu söyledim. Ben gideceğim. Ve dedim ki beni peşimi bırakın. Ama siz ne yaptınız? Hı? Ne yaptınız? Ne yaptım? Annenize getirdiniz. Hem baksanıza. Karım beni sevmiyor, nefret ediyor. Beni istemiyor. Önemli olan bizim ne istediğimiz matmazel. Gerisinin hiçbir önemi yok. Ben sizi seviyorum. Artık.